üreten, enerji geleceğimiz için yeni yollar açmaktan vazgeçemeyiz. Yeni finans modelleriyle daha çok yerli kaynaklarımızla çözüm üretmekten vazgeçemeyiz. Bu cennet ülkeyi yenilenebilir Ar-Ge merkezi haline getirmekten, dünyanın teknolojisine ve güzel gelişmelere odaklanmaktan da vazgeçemeyiz. Tüm bölgemizin enerji arz güvenliği ve koşulsuz barış için sorumluluk almalıyız. Kıtaları ve gönülleri birleştirmekten vazgeçemeyiz. Nükleer projelerden de, teknolojisine sahip olma stratejilerimizden de vazgeçemeyiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Evet, enerjinin yükselen yıldızı Türkiye, enerjinin küresel yıldızlarını bir araya getiriyor. 10 binin üzerinde üst düzey katılımcıyla dünya enerjisinin geleceği Dünya Enerji Kongresi ile İstanbul'da şekilleniyor. 9-13 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz. Evet, 23. Dünya Enerji Kongresi'nden yayınlarımıza devam ediyoruz. Türk akımı düne damgasını vurmuştu dedik. Detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz da teknik konuşalım deriz. Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Doktor Sayın Volkan Özdemir bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu kongreye katılacağını duyduğumuz zaman evet bir sürpriz mutlaka var dedik. Ama anlaşmanın imzalanmasını bekliyor muydunuz Sayın Özdemir? Anlaşmanın imzalanmasını bekliyordum. Aha. Ben daha öncesinden, bir ay öncesinden böyle bir beklenti içerisindeydim. Fakat Putin'in gelişi biraz geç açıklandı. Son dakikalarda başka pürüzlerden bahsedildi taraflar arasındaki müzakerelerde ki bu da son derece doğaldır. Teknik bazı konularda pürüzler son dakikaya kadar çıkabilir. Ama ben anlaşmayı bekliyordum ve imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne getirdi bu anlaşma? Bunu konuşmak isterim Sayın Özdemir. Türk akımı dediğimiz zaman Rus gazını alacağız ve nerede teslim edeceğiz Avrupa'ya? Şöyle şimdi isterseniz konuları tek tek ayıralım. Çok sevinirim. Birinci olarak söylemek istediğim Türk akımı projesi Türkiye'nin mevcut halde Bulgaristan üzerinden batı hattı dediğimiz almış olduğu Rus doğalgazını doğrudan aracısız bir şekilde Karadeniz'in altından aynı mavi akımda olduğu gibi Trakya üzerinden alması. Şimdi hat 2 hattan oluşuyor bu boru hattı. Yapılan anlaşma çerçevesinde öngörülen 2 hattın inşa edilmesi. Birinci hat bizim iç pazarımız. Biz buradan aldığımız gazı buradan alacağız. Evet. Yani güzergah değişikliği olacak. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. Asıl mesele sorunuzla ilgili olarak ikinci hat. İkinci hattın ne olacağı, yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa teslimat koşullarının ne olacağı. Şimdi burada da tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Gazı biz birinden alıp birine teslim etmeyeceğiz. Bu gaz bizim gazımız değil. Bu Rusların gazı. Rusya gazını Avrupa'ya, Güneydoğu Avrupa pazarlarına göndermek için eğer ikinci hattı gerçekleştirirse Türkiye'yi kullanacak. Türkiye'deki karasal topraklarımız, Trakya'daki topraklarımızı kullanacak. Burada anlaşmaya göre %50-50 ortaklıkla bir taşıma için, taşımadan sorumlu bir şirket boru hattının inşasını üstlenecek. Dolayısıyla aslında bizim bir gazı bir yerden alıp başka yere pazarlama, ulaştırma gibi bir durumumuz maalesef söz konusu değil. Fakat sadece bu boru hattına değil, diğer boru hattı projelerinde de biz enerjide ticaret merkezi olmak yerine daha çok koridor olmayı seçiyoruz söylemlerimiz aksine. TANAP'ta da bu durum söz konusu aynı şekilde. Yani Azerbaycan Şah Deniz 2 konsorsiyumu gazını Avrupa'ya Türkiye üzerinden satacak. Burada da öngörülen bu. Fakat ikinci hattın olup olmayacağı Rusya ile AB arasındaki, Rusya ile Avrupa Komisyonu arasındaki teknik müzakerelere bağlı. O yüzden henüz orada bir netlik yok. Burası çok önemli. İki evet. hattan bahsediyoruz. Bir tanesi iç pazara yönelik, bir tanesi Avrupa'ya ulaştıracak evet. gazı. Ve alıcısının henüz hazır olmadığını mı söylüyorsunuz? Alıcısından ziyade şimdi Avrupa Birliği'nin geliştirmiş olduğu bir enerji müktesebatı var. En son 2009'daki 3. AB enerji paketinde gaz direktifine baktığımızda orada kabaca şunu söylüyorlar. Artık bundan sonra Avrupa'yı hedef alan projelerde satıcıyla üretici, taşıcı bunlar aynı olmamalı. Bunların ayrışması gerekiyor diyorlar. Şimdi bu aslında doğrudan daha doğrusu ismini söylemeden Rusya'ya işaret eden bir mevzuat. Doğru. Rusya'ya karşı biraz geliştirilmiş bir mevzuat.
Öyle olunca Avrupa Birliği ve Rusya arasında sadece Türk akımı değil, bakınız Güney akım. Şimdi Türk akımı neden ortaya çıktı? Güney akım da aslında Avrupalılar Ruslara bir hukuki engel çıkarttı bu anlamda. İktisadi zorlukları vardı Rusların, o yüzden Türk akımına döndüler. Ve müzakereleri devam eden Kuzey Akım 2 projesi için de bu durum geçerli. Yani Avrupalılar Ruslara bu gazı yeni boru hattı projeleriyle sattırmaya pek taraftar değiller. Şimdi öyle olduğu için bizim elimize aslında güzel bir fırsat geçiyor. Biz keşke enerji ve ekonomi alanında daha ticari katma değer yaratabilecek, ekonomik katma değer yaratabilecek bir anlaşmayı imzalasaydık ama bu anlaşmayı stratejik ve siyasi açıdan ben çok önemsiyorum. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz darbe sürecinden sonraki Batı ile olan ilişkilerine karşı bence siyasi bir mesaj da veriliyor. Çok doğru. Stratejik olarak önemli ve Türkiye'nin de bu anlamda yararına bir proje. Keşke bunu tabii ekonomik katma değer de yaratarak geliştirebilseydik. Burası önemli Sayın Özdemir. Siz genelde paylaşımlarınızda şunu söylüyorsunuz. Enerji koridoru olmak evet bir noktaya kadar Türkiye'yi tatmin edebilecek bir unsurdur ama enerjide koridor olmaktan ziyade merkez olmak. Ne demek bu enerjide koridor değil de merkez olmak? Çok teşekkür ederim bu soru için. Benim ısrarla üzerinde durduğum bir mesele. Çünkü üçe ayırıyorum ben bizim gibi geçiş ülkelerinin konumunu. Ya enerjide koridor oluyorsunuz, ya transit oluyorsunuz ya da merkez, ticaret merkez, hub oluyorsunuz. Şimdi farkı, temel farkı şu. Fiyatlar nerede belirleniyor? Önemli soru bu. Ticaret merkezinde birden fazla alıcıyla satıcının buluştuğu şeffaf bir ticari ortamda fiyatlar burada belirlenirse, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güçlü bir konuma gelebiliyoruz. Ciddi ekonomimize katma değer yaratıyoruz. Ve buradan belirlenen fiyatlar üzerinden Avrupalılara gelin buyurun sınırımızdan istiyorsanız gazı alın diyebiliyoruz. Pazarlık şimdi, şansımız ve, daha fazla. Daha fazla ve imkanımız bizi ulaştıracağı seviye çok daha büyük. Yani ticaret merkezi olmak, Türkiye gibi bugün 50 milyar metreküplük bir iç pazar yapısına ulaşan, çevresi içinde son derece stratejik öneme sahip bir coğrafyada yaşayan, potansiyeli olan, girişimci sınıfı olan bir ülke için hedefimiz bizim bu olmalı. Yani bizi koridor kesinlikle bizi tatmin etmemeli bence. Koridorda farkı ne? Fiyat alıcı ile satıcı arasında belirleniyor. Siz sadece topraklarınızda işte buyurun gelin bunu yapın diyorsunuz. Hani izleyicilerimizin anlaması için daha somut bir örnek. Biz dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz ama fiyatlar Almanya'da belirleniyor çok maalesef. Doğru. Fiyatları burada belirlersek ne olur? Katma değer yaratıp onun üzerine ciddi bir ekonomik fırsat meydana getirebiliriz. Demek istediğim budur. Türkiye maalesef bu konuda kamuoyunda da ben tartışmaların doğru yapılmadığı kanaatindeyim. Buna odaklanmamız gerekiyor. Doğru. Bunun yollarını tartışmamız gerekiyor. Zaten bu oluşursa, bu teknik bilgi oluşursa dış satıcılar, Azerbaycan olsun, Rusya olsun, ya bakın gelin biz bu gazı burada birlikte pazarlayalım, bize re-export hakkı verin, tekrar ihraç edelim, bu konuma gelebiliriz. Ama onlar da bizi Avrupalı tüketiciler, hem Avrupalı tüketiciler hem de doğumuzdaki üreticiler bizi bir koridor olarak görmek istiyorlar. Onların çıkarları için bu doğru olabilir ama bizim çıkarlarımız bence uluslararası enerji nakliyatında koridor değil merkez olmayı gerektiriyor. Çok önemli. Bu bir sonraki adım olarak tasarlanmalı. Bu seviyeye ulaşmak için mevcut koşulları da düzenlemeye çalışmalıyız. Peki bu bağımlılık meselesine de değinelim mi? Enerjinin tek kaynaktan sağlanması günümüzdeki en sıkıntılı süreç. Avrupa Birliği bu konuda epey farkındalığa sahip görünüyor. Evet. Biz yeterince farkında mıyız durumun? Bu uzun yıllardır tartışılan bir mesele. Bizim gibi ithalatçı ülkelerin enerjide bağımlılığı mümkün olduğu kadar tek bir ülkeye ya da tek bir kaynağa, tek bir yakıta yaşamaması gerekiyor. Bunu çeşitlendirmesi gerekiyor. Fakat Türk akımı konusunda bu yine çok tartışıldı. Sanki Türk akımı olursa Türkiye'nin Rusya'ya gaz bağımlılığı artacakmış gibi bir propaganda yapıldı. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Daha demin anlattım. Biz buradan aldığımız gazı güzergah çeşitliliğinde buradan alacağız. Aynı yani gazı bizim alacağız. Bağımlılığımızı arttıran bir durum söz konusu değil. Bunun yanında Rusya bugün %55 oranında bağımlıyız. Tabii ki çeşitliliğe önem vermemiz gerekiyor. Yeni sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleriyle özellikle, bakın dünkü toplantıda Sayın Putin çok önemli bir itirafta bulundu. Niye itirafta bulundu diyorum. Çünkü ben Rusya'da yıllarca bu akademik doğalgaz ticaret meselesini çalışan bir insan olarak hep şu dirençle karşılaşmışımdır Ruslar tarafından. Gaz ticareti boru hatlarıyla yapılacak ve bunun imparatoru biziz. Sıvılaştırılmış doğalgazı bir tehlike olarak görüyoruz. Geleceğine inanmıyoruz derlerdi bundan bir 10 yıl öncesine kadar. Şimdi artık o da itiraf ediyor. Diyor ki sıvılaştırılmış doğalgaz
gelecek 10 yıl içerisinde boru hattı gazının oranına ulaşacak uluslararası ticarette. Bu ne demektir? Esneklik demektir. Çok bizim gibi ülkeler için fırsatların artması demektir. Denize kıyısı olan ülkelerin avantajına olan bir durumdur. Çok doğru. Şimdi biz eğer ithalat kaynaklarımızı çeşitlendirmek istiyorsak bu anlamda yeni sıvılaştırılmış doğalgaza ulaşmamız gerekiyor. Bunu da bir yandan da gerçekleştirmemiz, yapmamız bizim sorumluluğumuzda. Bunu da kamuoyunun gündemine getirmek gerekiyor. Şimdi Volkan Bey, bütün o eski Sovyet coğrafyasını boru hatlarıyla örmüş ve bütün boru hatlarının Moskova'ya çıktığı adeta bir sistem içerisinde. Putin'in bu itirafı sizin dediğiniz gibi çok önemli. Bir de bu projenin maliyetini konuşalım mı? Bu maliyet nasıl karşılanacak? 19 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediliyor. Finansmanının kaynağı belli mi? Şimdi tabii bu rakamlara ben biraz daha hani tek tek baktığım zaman şüpheyle yaklaşıyorum. Şimdi 19 milyar dolardan kastımız ne? Sadece deniz hattı mı? Sonraki karasal devam mı? Ondan sonra Türkiye'den sonra projenin Yunanistan ve İtalya arasında yeni bir hat mı öngörülüyor? Bunlar tek tek incelenmeli. Bizim şu anda elimizdeki son verilere göre sadece deniz hattının maliyetini biliyoruz. 10 milyar dolarlık bir maliyet. Türkiye içerisindeki maliyet 1 milyar dolarlık bile olmayan bir maliyet. Fakat bu 10 milyar dolarlık maliyet 4 hattın ilk başta yapılmasıyla ilgili. Bu da gerçekçi değildi. Nitekim anlaşma 2 hat için yapıldı. 31,5 milyar metreküplük. Bunun ilk hattının ben yapılacağını, ikinci hattın daha demin konuştuğumuz üzere belli olmadığını düşündüğümde ilk hattın maliyeti 3 milyar dolar ve bu deniz kısmı tamamen Rusların sorumluluğu olmalı. Yani Türkiye kesinlikle burada bir finansman sağlamamalı. Biz kendi karasal topraklarımızdaki alıcı terminal ve gerekli bağlantı hatları üzerinden maliyeti sağlamalıyız. Keşke bakın bence ikinci hattı da %50'li değil de keşke hepsini biz yapsak ve Ruslara da hani re-export hakkı edinip söz hakkımız olsun diyebilsek. Biz bunu şey yapabilsek ve işte Vana'da bizim de söz hakkımız olsun diyebilsek. Ama şu anda Türkiye'yi ilgilendiren maliyet kısmı sadece karasal kısımdaki maliyettir. O da çok ciddi bir maliyet değil. Deniz kısmını da Ruslar yapıyor. Onlar düşünsün. Şimdi bu tür projeleri konuşuyoruz, masaya geliyor ama bunları gerçekleştirmek de ciddi bir süre ifade ediyor. Türk akımı için, yani bu imzalanan proje için gerçekleştirmek ne kadar sürer? Yani bu proje ne zaman realize olur? Rusların genel stratejik hedefi 2019 sonu itibariyle Ukrayna transitinden kurtulmak. Zaten bu projeler o yüzden gündeme geliyor. Yani Kuzey akımı ki Türk akımı. Tabii bu gerçekçi değil. Yani 2019 sonu itibariyle Ukrayna transitinden tamamen kurtulamazlar. Fakat hattın yapımına önümüzdeki dönemde başlandığı takdirde hedef olan 2019 sonuna yetişir. Yani biz eğer bir aksilik olmazsa 2020 itibariyle Türk akımının 1 Ocak itibariyle ilk hattından doğalgazımızı tedarik etmeye başlayacağız. Pürüzler yok değil. Türk-Rus ilişkilerinde hala pek çok pürüz olduğunu biliyoruz, başta Suriye. Bu nihai anlaşmadır diyebilir miyiz? Bu anlaşmanın sekteye uğraması söz konusu olabilir mi? Şimdi şöyle, Rus-Türk ilişkilerini sadece ekonomik veya ticari perspektiften görmemek lazım. Eğer ekonomi, ticaret, bakın uçak hadisesine kadar son derece yüksek seviyedeydi bu ilişkiler. Ama ben her zaman temkinle yaklaşıyordum bu söyleme. Çünkü siyasi, jeopolitik olarak çok büyük kırılganlıklar vardı. Doğru. Desteklenmiyordu. İşte bakın, bir uçak hadisesiyle ticari ve sosyal ilişkilerimiz bir anda heba olabildi. Şimdi bu projeyi de aynı şekilde bizim jeopolitik ve siyasi bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Ki önümüzdeki dönemde yol kazalarına uğramayalım. Bunun da en büyük somut örneği Suriye'dir. Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonumuz bildiğiniz gibi başladı. Rusya'nın koordinasyonuyla birlikte. Burada ilerleme sağlarsak, devam edersek bu koordinasyona, bunu baltalamak isteyen hem bu enerji projesini hem de Suriye'deki işbirliğini dış güçler olabilir, üçüncü ülkeler olabilir kendi ulusal çıkarları açısından. Fakat onlara karşı da bir bağışıklık geliştirmiş olabiliriz. O yüzden sadece enerji projelerine ticari bakmamalıyız. Çünkü ticari baktığımızda ben, bakın bir sürü sorun saydım burada Türk akım projesiyle ilgili. Ama bir mesajdır, öyle ama değil mi? Ama siyasi stratejik olarak yararımıza olan bir proje ve iyi de bir mesaj batıya. Doğru. Ruslar da bunu böyle görüyor. Zaten Türk-Rus ilişkileri tarihsel olarak da son 300 yıldır maalesef diyeceğim,
ikili anlamda yürüyen ilişkiler değil. Tarafların batıya birbirini mesaj olarak kullanma üzerine yönde şekillenen ilişkiler. Bunu biraz daha kırıp stratejik boyuta taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı çıkarların doğru hesaplanabildiği bir sürece ihtiyacımız olduğu kesin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza katıldığınız sağ olun. Diyorum. Evet, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Dr. Volkan Özdemir bizlerle birlikteydi. 23. Dünya Enerji Kongresi canlı yayınlarını burada noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Yarın gündemin önüne çıkan başlığı da saatler 13 gösterdiğinde TRT Havaz ekranlarında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.